ne sadece dayısının çiftliğinde kargaları kovalayan Mustafa'dır. Ne sadece Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Kemal özellikleri sebebiyle gerçek Atatürkçülük onun kimliğini, düşüncelerini yaratıcısı. Asker Atatürk'ü, diplomat Atatürk'ü, gazi Atatürk'ü. Sanatı kültürü seven yüzü ve yine her yıl olduğu gibi özlemle ve bütün teşekkürlerimizi anıyoruz. Şimdi... Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlem anmak üzere bir aradayız. Her yıl olduğu gibi yine bir 10 Kasım'da burada onun bize bıraktığı mirası koruma azmimizi ve bağımsızlık uğruna verdiği mücadeleyi bir kez daha anımsıyoruz. Atatürk sadece bir asker ya da devlet adamı değil, çağın ötesinde geçen bir düşünce adamı, aynı zamanda bir devrimciydi. Umutsuzluğun içinde halkına umut aşılamış, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek bizlere bağımsız bir ulus olmanın ne demek olduğunu göstermiştir. Cumhuriyeti bize emanet olarak bırakırken sadece bir yönetim biçimini değil, bir yaşam felsefesini sunmuştur. Atatürk'ün bizlere bıraktığı değerlere sahip çıkarak yaptığımız tüm çalışmalarda kimseyi ayrıştırmadan, hukuka uygun ve bilim ışığında karşılaştığımız bütün olumsuzluklara rağmen umudumuzu kaybetmeden mücadele etmemiz gerektiğinin bir kez daha altını çizmek istiyorum. Atam, bize kattıkların ve açtığın yol, aydınlık yol için bir kez daha teşekkür ediyor. Aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhun şad olsun. Ben de etten kemiktendim elbet. Ben de bir gün göçecektim elbet. İki Mustafa Kemal'im var, iyi bilin. Ben işte o ikincisi sonsuzlukta. Ruh gibi bir şey, görünmez. İnanın, Mustafa Kemal'ler tükenmez. Şu ben arabayı yolun ortasından alayım da.